Özgürlük aracı olan olarak şiddetin, özgürlük aracı olarak şiddetin radikal bir şekilde mahkum edilmesi tarihte bugüne kadar bir toplumsal zayıflık belirtisi olmuştur. Yani bu durumda işte Beauvoir gibi başka yazarların da işte şiddeti gerekli görseler bile açık bir şekilde yine de şey yapması, skandal olarak görmeleri yine bir zayıflık belirtisi olarak görülebilir. Şiddet karşıtı soyut bir muhalefetle karşı çıkmakta, her anlamda şiddet karşıtlığını ülküleştirmekte devrimci eylemden korkanlar açısından tamamen anlaşılabilir bir şeydir. Yani aslında sınıfsal kökenlerine de bir sadık bir şekilde bu varoluşçu yazarlar şiddet eleştirisi bir mutlak hale getirerek aslında bu kitle eylemlerinden, sınıfsal eylemlerden, sınıfsal somut muhalefetten, devrimci eylemlerden korktuklarını göstermiş oluyorlar. Halbuki Lukács'a göre ezilen sınıfların uyanışı devrimci hareketlerle kendini gösteriyor ve devrim dünyanın büyük bir bölümünde zafer ulaşır ulaşmaz bu şiddet karşıtı yoğun propaganda kampanyası başlıyor. Burada tabii şunu da söylemek lazım. Lukács bu kategorik şiddet eleştirisini eleştirirken ve ezilenlerin şiddeti, sömürülenlerin şiddeti, alt sınıfların şiddeti dahil olmak üzere her türlü şiddeti kayıtsız şartsız eleştiren bir tavrı mahkum ederken tam ters tarafa da düşmüyor. Yani kayıtsız şartsız bir şiddet övgüsünden de bahsetmiyor ama şiddeti bir sınıfsal kriter üzerinden, sınıf çatışmaları kriteri üzerinden değerlendirmek gerektiğini düşünüyor. Geçtiğimiz seminerde bahsetmiştim, taktik ve etik başlığıyla yazdığı bir 1919 yılında kaleme aldığı ilk Marksist yazısı vardır Lukács'ın. Tam da yine aslında bu konuyu ele alır. Yani iyi nedir, ahlaki olan nedir, etik olan nedir bir devrimci süreçte? Sonuçları üzerinden mi değerlendireceğiz, sebepleri üzerinden mi değerlendireceğiz devrimci eylemleri? Vardı sonuç daha ziyade burada da varacağı gibi devrimci mücadele üzerinden aslında bu eylemleri şey yapmak, değerlendirmek. Dolayısıyla şeyden toplumsal şartlardan arındırılmış bir sonuçsalcılık veya niyet ahlakı geliştirmek değil, toplumda temellenen ve yine niyetlerin sonuçlarında beraberce ele alındığı bir ahlaki kriterden bahsediyor. Şiddet karşıtlığı ideolojisinin farkına varan burjuva yazarları da vardır diyor. Mesela Machiavelli, Max Weber gibi yazarlar. Onlar mesela şunun farkında, yasa dediğimiz şey, yasallık dediğimiz şey, şiddet görünmeyen şey aslında gizli bir şiddet içerebilir. Weber'in mesela teorisini hatırlayalım. Bir meşru şiddet aygıtı değil mi devlet? Machiavelli de yine siyasal süreçleri içkin olan bir şiddet anlayışı. Dolayısıyla bu zaten günümüzde barışçıl görünen kurumların ya da barış tesis edici görünen kurumların aslında içinde yer alan şiddet unsurunu da gözden kaçırmaya neden oluyor bu şiddet karşıtlığı ideolojisi, şiddetin her türlü türlüsüne karşıyız ideolojisi. Ve aslında gerçekte şiddet üzerine kurulmuş olan, gerçekte gizli bir şiddet içeren bir diyelim ki yasa gücüne karşı şiddetsizliği şey yapmak, önermek bir bakıma o yasa dediğimiz, barışçı sandığımız ama gerçekte şiddet içeren unsurun bir yüceltilmesi anlamına da geliyor. Bütün bunların nedeni de bütün meseleyi bir bireysel ahlak, bireyci ahlak üzerinden değerlendirmek. Ve eninde sonunda işte diyelim ki direniş hareketi, yani bu nazizme karşı direniş hareketi tarafından öldürülen bir hainin durumuyla işte bir şey herhangi bir şiddet durumunun aynı kefeye konması nedeninde geliyor. Nedeninde temellendiriyor. Evet, biraz geçiyorum. Peki nasıl bir ahlak sorusuna kısaca da olsa yanıt verdiği bir pasaj tespit etmek mümkün. Çünkü geçtiğimiz hafta söylemiştik, pek de iyi bir şekilde kendi ahlaki konumunu temellendirmiyor ve hayatı boyunca da aslında bunu yapmaya çalışacak, ömrü vefa etmeyecek demiştik şeyi. Ontoloji yazdıktan sonra etik üzerine bir projesi var ama tamamlayamıyor. Yine de mesela 132'nin ortalarında şunu söylemiş:
ahlak adına yarışır bir ahlak anlayışı özgürlük ile zorunluluğu uzlaştırmaya çalışmalıdır. Yani kof bir özgürlülük, özgürlük anlayışı değil, özgürlükle zorunluluğu uzlaştırma çabası üzerine kurulu olmalıdır. Kant'ın ahlakı bunu yapamıyor. İşte Kant'tan kaynaklanan Sartre'ın ahlakı ya da Beauvoir'ın ahlakı yine bunu yapamıyor. Özgürlük ve zorunluluğu seçmeci bir iki anlayış, ikici anlayış üzerinden yan yana getiriyor ve işte özgürlükçülük savunusu yapıyor. Halbuki insanın özgürlüğü sorunu aynı zamanda toplumsal ve tarihsel bir sorundur. Özgürlük somut bir içeriğe ancak tarihsel ve toplumsal oluşumu içinde insanın çeşitli toplum biçimleri üstünden doğayla mücadelesi olarak anlaşılırsa sahip olabilir. Yani özgürlüğü biz tarif etmeye çalışıyorsak eğer kendi ahlak anlayışımız içinde. İnsanın doğayla mücadelesi ilişki diye okuyalım bugün. Yani ekolojik bir duyarlılıkla da tekrardan aslında okuyup eleştirmemiz gerekiyor bu metinleri. Yani üretim. Üretim süreci, işte üretim sürecinde ortaya çıkan sınıfsal çatışmalar, bütün bunlar üzerinden aslında biz özgürlük anlayışımızı kurmalıyız. Ve bu da gerçek anlamda özgürlüğün, bu toplumdaki özgürlüğün zeminini yeniden kurmakla mümkün olduğunu aslında bize gösteriyor. Yani toplumdaki zorunluluklar, toplumdaki özgürlük kayıpları, toplumda ortaya çıkan o şeyler... bireylik kayıpları ne de olmasın, bütün bunların dönüştürülmesiyle aslında gerçek anlamda bir ahlaki eylem ortaya çıkacaktır. Salt bireysel bir çabayla, tavırla değil. Bu tabii pek çok başka Marksist veya radikal yazarın özgürlük tanımında bize anımsatıyor. Aklıma Paulo Freire geliyor. Bir Portekizli eğitimci, Türkçe'de pek çok eseri çevriliyor. O da mesela eğitimin bir etik üzerine kurulu olması gerektiğini söylüyordu ama etik derken ya da ahlak derken işte yaygın mesela cinsiyetçi bir ahlak veya işte var olan toplumsal normların yüceltilmesi üzerinden giden bir ahlak anlayışı değil, patriarkal bir ahlak anlayışı değil. Ezilenin yanında olmak, ezilenin mücadelesine destek vermek, sömürülenin mücadelesine destek vermek ve neden olmasın eşitlikçi bir toplumu kurma amacına yönelmiş olan eylemler aslında gerçek anlamda etik ahlaki eylemlerdir diyordu. O yüzden evet, sonuçları üzerinden bir eylemi değerlendirmek mümkündür etik kriteri şey yaparak, kriteri olarak. Buna karşılık bu bir bireysel eylemin işte tekil sonuçları üzerinden değil de toplumsal mücadelede, işte eşitlik mücadelesinde, sınıfların ortadan kaldırılması mücadelesinde, cinsiyet eşitliği mücadelesinde genişletebiliriz belki ekolojik şey mücadelede, ekoloji politikada nereye oturuyor bu eylemimiz, bunlar üzerinden belki bir kriter geliştirmek mümkün. Ha, baştan dediğimiz gibi burjuva ideolojisi bunu yapamıyor, varoluşlar hiç yapamıyor çünkü tekil birey gibi yaşayan varlıklar olduğunu düşünüyorlar insanların ve günümüzün bir takım ruh hallerini, durumlarını, şeylerini alabildiğini genişletiyorlar. Burada bir soru gelmişti geçtiğimiz şeyde, haftalarda Rabia arkadaşımızdan sanırım. Lukács burada değil de önceki bölümlerde bolca psikoloji kavramını kullanıyor, psikoloji eleştirisi yapıyor. İşte psikolojik bir bakış açısı vardır şu yazarın, bu yazarın diyor yazarımız Lukács. Nedir peki bu psikolojiden kastettiği? Öyle bir soru sormuştu. Bu önemli bir soru tabii. Bunu psikoloji eleştirilerini psikolojizm eleştirisi gibi okumak mümkün. Yani bireyin çeşitli hallerini, durumlarını veya toplumdaki herhangi bir meseleyi bir psikolojik halden ibaret olarak okumak. Yani işte yabancılaşma tarifi yapıp bu yabancılaşmayı diyelim ki salt psikanalitik bir temelden hareketle veya tek bir bireyin psikolojik şeyinden bir haleti ruhiyesinden hareketle açıklamak ve bunun toplumsal tarihsel zeminine inmemek gibi bir tavır. Bu aslında yine bu eleştirinin psikoloji terimi pek kullanılmasa bile devam ettiğini görüyoruz. Bu dediğim gibi mesela Robinson Crusoe romanının bile gerisine düştüğü bir konu varoluşçu yazarların, çünkü Robinson Crusoe romanı üzerine ayaküstü Lukács bir hızlı şey yapıyor, analiz yapıyor.
136-137. sayfadan sonra bir iki sayfa. Tabii Lukács'ın önemli bir edebiyat eleştirmeni ve edebiyat tarihçisi olduğunu da unutmamak lazım. O yüzden hızlıca da yapsa derinlikli incelemeler bunlar. Robinson Crusoe, kapitalist dönemin belki de ilk önemli romanı. Yalnız bir adamın, işte bir adaya düşmüş, adaya doğa güçleri tarafından atılmış bir adamın, insanın şeyini özgürce çaba göstererek kendi dünyasını kurmasını anlatıyor. Bir burjuva ideali tabii bu. Hiçbir zaman tam anlamıyla özgür olmayacak, işte bir takım doğa olayları olacak, o çok farkında olmasa bile. Tamamen yalnız değil, kendisini onunla aynı kefeye koymasa bile hiçbir zaman işte bir cuması var Robinson'un. Buna karşılık anlatıyor. Burjuva idealini anlatıyor Daniel Defoe bu Robinson Crusoe romanında. Varoluşçular günümüzde bir Robinsonculuk geliştiriyorlar. Ama Daniel Defoe'dan bile daha beter konumdalar. Çünkü Daniel Defoe'nun anlattığı en azından gerçekten bir adaya düşmüş ve fiilen yalnız yaşayan ya da yalnız yaşadığını sanan bir adam. Varoluşçuların anlattıkları insan teorik olarak işte dünyaya atıldığını varsaydığımız, özgürlüğünü bir şekilde inşa etmeye çalışan ve sürekli olarak toplumsal varlığını, varoluşunu veya doğa içindeki fiili varoluşunu soyutlamak zorunda olduğumuz bir insan. Bir diğer konu öbeği Simone de Beauvoir konusu üzerinden, yani Simone de Beauvoir'ın yazıları üzerinden Lukács'ın gündeme getirdiği. Hep yazıları üzerinden diyorum çünkü çoğu zaman özellikle bu bölümde Lukács'ın derdi Beauvoir'ın bizatihi kendisini eleştirmekten ziyade Beauvoir'ın mesela yazılarında, eserlerinde ortaya çıkan kimi temalar üzerinden genel bir varoluşçu konumlanışı veya genel bir burjuva konumlanışı eleştirmek. Mesela faşistleri insan yiyenler ya da işte orta çağın karanlık tipleri olarak adlandırmak etkileyici olabilir diyor bu. Ama yine aslında tarih dışı bir incelemeden bahsediyoruz. Çünkü bu sefer hani faşist bir tavrı ne yaptı? Sözde tarih içine yerleştirdi. Yani orta çağ tavrıdır dedi. Ama yine de gerçek tarihi konumundan koparmış oldu bu şekilde adlandıranlar. Neden? Faşizm adıyla sanıyla kapitalizmin içinde ortaya çıkmış, onun sonuçlarından biri olarak ortaya çıkmış bir akım. Faşistler kapitalizmin sonucu, olası sonuçlarından biri. Kalkıp da ne yapabiliriz? İşte biz faşizmi insan doğasının genel bir dışa vurumu olarak sunarsak, nasıl bir hataya düşüyorsak, aynı şekilde kalkıp da onu kapitalizmin dışındaymış, sanki kapitalizm öncesinden geliyormuş gibi anlatırsak da yine sorunlu bir şey yapmış oluruz. Bu barbarlığın kapitalist karakterini bulandırmış oluruz diyor. Varoluşların hepsi bunu yapmıyorlar ama yine yer yer bu işte tarihten koparma şeyinin, böyle bir mitik tarih veya işte kapitalizmden arındırma şeyine de hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Bu tabii başka şeyler için de geçerli günümüzde de. Yani işte bağnazlık, efendim laikliğin reddi, ne aklımıza geliyor başka? Kölelik, kölecilik. Yani bütün bunları sanki biz çok eski dönemlerde olup bitmesi gereken ve günümüzde ya da işte kapitalist tarihinde belli bir döneminde varsa eğer, mesela aydınlanma çağının belli bir döneminde, sanki bir anomaliymiş gibi görme şeyimiz vardır. O yüzden işte laiklik karşıtları nedir? Orta çağ karanlığının günümüzdeki temsilcileridir. İşte kölelik savunusu nedir? Aydınlanmayla alakası olmayan bir şeydir. Eskiden kalan bir tortudur falan filan. Aslında bütün bu tanımların, konumlanışların kapitalizmle nasıl yeniden üretilebildiğini bu şekilde görmezden gelmiş oluruz. Aslında bir kapitalizmi aklayıcı bir şeyimiz vardır. Kapitalizm tanım gereği işte laikliği getirir. Kapitalizm tanım gereği şeyi getirir. Kölelik karşıtını getirir. Veya kadınlar, kadınların ezilmesi. İşte halen şu çağda kadınların ezilmesinden bahsedilebiliyorsa eğer, bu işte yine premodern, geleneksel bir toplumun sonucudur. Hayır efendim, yıllardır feministlerin, özellikle sosyalist feministlerin gönderdiği gibi kapitalizm pek çok şeyin yanında eski dönemlerin patriarkasını da yeniden üreten ve kendi içine soğurabilen bir sistem. O yüzden kapitalizmle